Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu çiçekli çiçeğe gitmiş bitkimiz aslında tere'nin yaşlanmış versiyonu. Tere'yi bilirsiniz. Orijinal yaprağımızı şuradan pazarda satılan tükettiğiniz yaprağı bu biraz böcek yemiş. Daha güzelini bulayım. Ama yaşlandık, yaşlandığı için neredeyse tüm yapraklar bozulmuş. Evet. Bu gördüğünüz çiçekli bitki tere. Terenin faydalarından bahsedeceğiz. Öncelikle tereden biraz bahsedelim. Turpgiller familyasından bu arkadaş. E, tere, pazı, bürüksel lahanası ve lahanayı da içeren bir aileden. İlk zamanlar 1800'lü yıllara kadar yabani bir ot olarak görülüyor. Daha sonra e, bunun faydalı bir bitki olduğu anlaşılıyor ve tüm dünyada üretilerek tüketilmeye başlıyor. Pek çok faydası var. Güçlü bir besin kaynağı. Ee, acı biraz da baharatımsı. Baharatlı bir tada sahip. Öncelikle onu söyleyeyim. K vitamini açısından acayip zengin. Oldukça zengin ve kalorisi düşük. Yani diyet öğesi. Kilo kontrolünde size kilo verdirmede oldukça yardımcı. Vitamin ve mineraller açısından en zengin bitkilerden biridir arkadaşlar. 100 gram terede 250 miligram e, kalsiyum bulunur ki, kalsiyum kemiklerimiz için ne kadar önemli biliyorsunuz. Ayrıca A, B1, B2, B3, B6 pek çok B vitamini, C ve E vitaminleriyle fosfor, demir, sodyum, potasyum gibi mineralleri de bünyesinde bulunduruyor arkadaşlar. Diğer yeşil bitkiler gibi hazmı kolaylaştırıcı etkilere sahip. İdrar söktürücü olduğu için çok aşırı tüketmiyoruz. Ne zaman tüketebilirsiniz? Salatalarınıza katabilirsiniz. Sabah kahvaltısında tüketebilirsiniz. Diğer e, yemeklerin yanında da e, salatalarda da direkt e, doğrayıp ya da yemeğin yanında ortaya koyup tüketebilirsiniz. Oldukça faydalı bir bitki. antioksidan antioksidanlar ile dolu iştah açıcı, uyarıcı yani cinsel gücü arttırıcı, balgon söktürücü, kanı temizleyici özellikleri de bulunuyor. Aynı zamanda karaciğer, böbrek ve idrar yollarını temizleyip mesaneyi olumlu yönde koruyor arkadaşlar. Fazlası idrar söktürücü olduğu için yeşil bitkilerin çok tüketmek iyi değil. Bunu daha önce de söylemiştim. Anemi şeker hastalığı bronşit, varen, boğmaca, cilt hastalıklarında da tedavi olarak tedavi amaçlı kullanılabiliyor. Daha doğrusu bunu sabit kullanırsanız zaten e, bunlar faydası olacaktır. Diş ağrılarını tedavi ediyor. Saç dökülmesini önlüyor. Ah keşke saçım olsaydı şu anda da bu tereyi bol bol yeseydim. <laughs> Gut hastalığında lapa şeklinde uygulanıp kompres yapılabiliyor. Arkadaşlar e, keskin kokusu var. Oldukça keskin bir kokusu var. <laughs> Özellikle tükettiğiniz zaman aldığınız tat hafif acımsıdır. Alışık olmayanlar çok iyi tüketemeyebilirler. Alışık olanların ise ben şu anda mesela anlatırken bir taraftan da ağzımı atmaya başladım bile. Severek tükettiği bir bitki. E, nelere iyi geliyor ayrıca sayalım. Diş sağlığına iyi geliyor, romatizma kas ağrılarına iyi geliyor, kanı, kanı temizliyor, sigaraya karşı da kullanılabiliyor. Nikotine karşı değerli bir panzehir arkadaşlar. Özellikle sigara içenler tüketebilir. Ağız kokunuza iyi geliyor. Tansiyon hastalarına iyi geliyor. Baş dönmesi ve dengesiz tansiyon sorunlarınız varsa tereyi kara hindi bağ bakın. Kara hindi ile karıştırıp salata şeklinde yiyin ama tere miktarında abartmayın. Tereyi az katın. Tere suyu cilt hastalıklarına iyi geliyor arkadaşlar. Ergenlik sivilcelerini için kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Tere suyunu cildinize sürebilirsiniz. Kaynatıp bekletip biraz o suyu yüzünüze kompres şeklinde uygulayabilirsiniz. Evet, bu tohumda artık rokayı anlatırken de bahsetmiştim. Ekiyorum, bekletiyorum. E, tüketiyorum, tüketiyorum, tüketiyorum. Artık e, üremek için çubuğunu bakın ne kadar büyük olmuş. Şöyle bir kamerayı yukarıya kaldırayım. Yarım boy olmuş. E, üremek için çubuğunu çıkardıktan sonra bırakıyorum. Ve üzerinde şu tohumlar oluşuyor. Kuruyana kadar bunu burada tutuyorum. Bir kısmını alıp önümüzdeki sene tekrar tüketmek için ekiyorum. E, Roka'da da bahsettim. Eğer ben Çanakkale'de yaşıyorum. Bizim bölgede Eylül ayında ekerseniz kışa kadar sürekli tüketebilirsiniz. Biçersiniz, biçersiniz. İlkbaharda böyle e, tohuma kalkar. Ürüyecek çünkü. Neslini devam ettirmek isteyecek. Benim daha çok tavsiyem daha Eylül ayından ekip bol bol tüketmek. Bu evredeyken bile şu şekilde Yapraklarını toplayarak tüketmeye devam edebilirsiniz. Ama diğer türlü sırf yaprak olduğunda bıçakla biçip toplaması çok daha kolay oluyor. Şöyle alttan çekeyim. Başka tür tereler de var. Yani kıvırcık yapraklı alt türleri var. Farklı türleri var. Aroma düzeyleri farklı olabiliyor. Ben bu türün aromasını çok sevdim. O yüzden bunu sabit bekletiyorum. Bakın rokaların arasında da bir tane var. Nasıl güzel tohumlanmış. Tere budur. Faydaları da bunlar. Başka bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.